be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with us all. Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with us. And may the Force be with you. May the Force be with you. Remember, the Force will be with you, always. Geçtiğimiz cuma Londra'da başlayan Star Wars Celebration 2023 ile uzun zaman önce çok uzak galaksilerde geçen maceralara ve projelere dair haberleri ilk ağızdan alma fırsatını yakaladık. Biz hayranların dört gözle beklediği bu etkinlikte Andor'un 2. sezonundan Ahsoko'nun ilk fragmanına, yapım aşamasında olduğu duyurulan yeni üçlemeden çıkacak oyunlara kadar birçok duyuru yapıldı. Bu duyuruları tek bir videoda toplayıp üstüne konuşalım istedim. O halde başlayalım. Star Wars evreninin Disney Plus dizi koleksiyonuna geçtiğimiz yıl eklenen Andor'un showrunner'ı Tony Gilroy ve dizide Andor'a hayat veren Diego Luna, dizinin 2. sezonunun Ağustos 2024'te çıkmasını planladıklarını, sezonun toplam 12 bölümden oluşacağını açıkladı. Gilroy, Cassian Andor'un 2. sezondaki yolculuğuyla alakalı, karakter bir dizi deneyim elde etti, bir hapishanede kendi başına küçük bir isyana öncelik etti, sonunda annesi ona ilham verdi, imparatorluğa karşı isyana katıldı. Bunun geri dönüşü yok. Sözlerini kullansa da gelecek sezonla ilgili pek bir şey sızdırmamaya özen gösterdiler. Ben diziyi oldukça beğenmiştim. O yüzden 2. sezonu deli gibi bekliyorum. Ama keşke bazı şeyler de duysaydık sezonla alakalı. Oyun hayranlarını mutlu edecek bazı gelişmeler de yaşandı. Star Wars bölüm 3, Sith'in intikamı olaylarından 5 yıl sonrasında hayatta kalan genç Jedi Kael Kestis'in hikayesine odaklanan oyun, Star Wars Jedi Fallen Order'ın ikincisi, Star Wars Jedi Survivor'dan son bir fragman yayınlandı. Oynanış görüntülerinin yanında ara sahnelerin de gösterildiği panel sırasında oyunun yönetmeni evren için oldukça önemli olan gezegenlerden biri, ki bunu siz de çok iyi biliyorsunuz, Coruscant'ın oyun içerisinde olduğunu açıkladı. Gezegenin henüz açık dünyada yer alıp almadığı belli değil ama oyun 28 Nisan'da PlayStation 5, PC ve Xbox serisi için çıkıyor. O zamana kadar biraz dişimizi sıkmamız gerekecek. Gelelim etkinliğin en önemli kısmına. Bu kısım biraz kafa karıştırıcı olabilir. Elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Sade bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Bu zamana kadar orijinal üçlemedir, devam üçlemesidir, prequel'lardır derken birçok zaman çizgisi oluşturduk. Ancak bu zamana kadar bu zaman çizgisinin resmi bir adı yoktu. Geçtiğimiz etkinlikte artık resmi Star Wars zaman çizgisi yayınlandı ve bu zaman çizgisi sırasında da birçok duyuru yapıldı. Ben yeri geldikçe bu duyuruları da açıklayacağım ama öncesinde bu zaman çizgisi neymiş, ne bulunuyormuş, artık filmleri ve dizileri neye göre kategorize edeceğiz, buna bakalım. Özellikle artık Disney Plus dizileriyle iyice genişleyen Star Wars evrenini ve gelecek projelerin hangi zamanda geçtiğini daha iyi anlamamız için toplamda 9 fazladan oluşan bir zaman çizgisi paylaşıldı. Buna göre zaman çizgisinin en başında gözüken Dawn of the Jedi dönemi, Star Wars'un en eski çağını, orijinal film üçlemesindeki olaylardan en az 25 yıl öncesini, gücün ve ilk Jedi'nin ortaya çıkış dönemini temsil ediyor. Henüz bu döneme somut olarak gösterebileceğimiz bir film veya dizi yok. Ancak panel sırasında yönetmen James Mangold'un yöneteceği, güçle tanışan ve onu kullanan ilk Jedi'ye odaklanacak bir film çıkacağı duyuruldu. Ve bu filmin ileride planlanan üçlemenin ilk filmi olacağı da açıklandı. Bu üçleme genel olarak tek bir zaman çizgisine geçmeyecekmiş. 3 filmde ayrı zaman çizgisini konu alacakmış ve bu da ilk film olacakmış. Yani güçle tanışan Jedi konsepti bize pek yabancı değil çünkü aslında bu filmlerin ana teması öyleydi. Güçle tanışan Jedi'ları görüyorduk. Anakin Skywalker'dan Luke Skywalker'a hepsi böyleydi. Ki son üçlemede de aslında bunu konu almışlardı az çok. Ancak güçle tanışacak ilk Jedi. Yani daha öncesinde böyle bir şey tecrübe etmiş kimse yok. Dolayısıyla bu biraz ilgi çekici olabilir. Yani bu film hakkında ne desek erken konuşmuş olacağız. O yüzden detaylar geldikçe kanalda yine konuşuruz ve tabii ki fragmanı geldiğinde tepki çekeriz ama şimdilik burayı atlayalım ve zaman çizgisine geri dönelim. The Old Republic dönemi ise Jedi'ların ilk günlerine, oluşan topluluğu ve kurulan ilk cumhuriyeti konu alıyor. Bu döneme odaklanacak bir yapım henüz duyurulmadı fakat bu zaman çizgisi resmi olarak paylaşıldığı için bizlere açıklanmayan projelerin olduğunu düşünüyorum. Zaman gösterecek diyelim ve diğer döneme geçelim. The Old Republic yani eski cumhuriyet döneminden hemen sonra ise Jedi'ların galakside saltanatlarını sürdürdükleri binlerce yılı kapsayan The High Republic dönemi var. Panel sırasında direkt olarak bu dönemi anlatacak bir yapım yine paylaşılmadı. Ancak dönemin sonlarına ve sinema diliyle aslında bölüm 1'den 100 yıl öncesine odaklanacak bir Disney Plus dizisi duyuruldu. Dizinin adı The Acolyte olarak duyuruldu ve 2024'te Disney Plus'ta yayınlanacakmış. Fakat diziyle ilgili ne bir fragman ne de bir görsel paylaşıldı. Etrafta gezen bir sızdırılmış trailer muhabbeti var ama hiçbiri de doğru değil. Hepsi hepsine baktım neredeyse. İlerleyen aylarda ya da önümüzde bir 4 Mayıs var. Belki 4 Mayıs kutlamaları sırasında bir şeyler açıklayabilirler. O zamana kadar bekleyeceğiz. Yani ben açıkçası şu an dizi hakkında çok heyecanlı değilim. Çünkü elimizde yeterli materyal yok. Ama bir fragman sonrası belki bu konu hakkında fikrim değişebilir ki bir fragman tepkisi de çekerim. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın diyerek diğer döneme geçelim. Görseldeki 4. periyot yani The Fall of the Jedi, Anakin Skywalker'ın yükselişi, düşüşü ve Sith'in intikamı sonunda Cumhuriyet'in nihai sonuna tanıklık ettiğimiz bölüm 1, 2 ve 3'ün anlatıldığı zaman çizgisini temsil ediyor. Yani kısacası bizim en hakim olduğumuz dönemlerden biri. Daha öncesinde bu döneme prequel'lar dendi, The Clone Wars dönemi dendi ki ben bu prequels kavramının pek geçeceğini düşünmüyorum ama artık bu dönem resmi olarak Jedi'in düşüşü yani The Fall of the Jedi olarak adlandırılıyor. Tercih tamamıyla size kalmış. Reign of the Empire ise Rogue One filmi, Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch ve Andor'un kapsadığı Sith'in intikamının sonu ve isyanın başlangıcı arasındaki diğer dönemlere nazaran daha kısa bir dönemi kapsıyor. Onun hemen ardındansa bizlere Star Wars namına tanıtılan ilk dönemi kapsayan Age of the Rebellion var. Bu dönem Star Wars A New Hope, Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmlerini aslında birçok hayranın da Star Wars sevgisinin başladığı zamanı temsil ediyor. Zaman çizgisinin The New Republic tarafına geldiğimizde ise bizlere The Mandalorian, The Book of the Boba Fett ve Ahsoka gibi dizilerin yer aldığı, hatta hayranların uzun bir dönem Mandoverse olarak adlandırdığı dönem karşılıyor. İmparatorluğun düşüşü, galakside sebep olduğu yıkım ve yeni cumhuriyetin iktidara gelişini bu dönem altında görüyor olacağız ki aslında uzun bir süredir de görüyorduk. Devam üçlemesini ele alan Rise of the First Order zaman çizgisi, güç ve Jedi'in yeniden uyanışına tanık olduğumuz dönemi kapsıyor. The Force Awakens, The Last Jedi ve The Rise of the Skywalker filmlerinin yanı sıra bir animasyon dizisi olan Star Wars Resistance yani Direniş de bu dönemin kapsadığı yapımlar arasında yer alıyor. Panelde açıklanan son dönem ise New Jedi Order. Bu dönemle ilgili yapılan açıklamada aslında videonun başında bahsettiğim bu yeni üçlemenin büyük ihtimalle son filmi olacak bir Star Wars filmi duyuruldu. Ve bu filmde Daisy Ridley'nin Rey karakteri için geri döneceğini, yeni bir Jedi düzeni başlangıcına odaklanacaklarını açıkladılar. Açıkçası son duyurudan memnun olduğumu söylemek çok zor. Yani benim evrendeki favori karakterim Anakin Skywalker. Ancak ona rağmen artık Skywalker'ları görmekten, maceralarını izlemekten ve güçle yaşadıkları o problemleri görmekten çok sıkıldım. En azından o kısma doyduğumuzu düşünüyorum hayranlar olarak. Ancak Disney ve Lucasfilm henüz Skywalker'ları bırakmaya çok niyetli değiller. Sizler bu açıklanan zaman çizgisi ve yeni üçleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Etkinlik sırasında yaşanan diğer büyük gelişmelerden biri ise Ahsoka dizisinin fragmanıydı elbette ki. Ama bu konuya bu videoda değinmeyeceğim. Çünkü zaten fragmana bir tepki videosu çektim. O videoya giderek hem fragmanı hem de benim tepkimi izleyebilirsiniz. Diyerek panelin biraz daha dizi odaklı kısmına geçiyorum. Star Wars Klon Savaşları dizisinin devam niteliğinde olan ve Emir 66 sonrası yaşananlara konu alan animasyon dizisi Bad Batch'in 3. ve son sezonu ile birlikte devam edeceği açıklandı. Ben bu diziyi çok seviyorum ve 2. sezonu geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlamıştı. 3. sezon haberi beni çok mutlu etmiş olsa da final sezonu olması biraz kalbimi kırdı ama hikaye açısından baktığımda doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla heyecanla bekliyorum. Bunun yanında daha önce açıp bakmadığım bir Star Wars dizisinin fragmanı yayınlandı. Bu da Star Wars Visions isimli animasyon dizisi. Ben diziyi daha önce izlemediğim için çok bir yorum yapamıyorum ama fragman biraz ilgimi çekti. Belki bir şans verebilirim diye düşünüyorum. Siz dizinin takipçisiyseniz sezonun 4 Mayıs'ta Disney Plus'ta yayınlanacağını duyurmuş olayım. O zaman videoyu benim en mutlu olduğum haberlerden biriyle kapatalım. O da Star Wars Tales of the Jedi dizisinin 2. sezon duyurusu. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyordu ve 3 bölümü Ahsoka'nın hayatına odaklanırken diğer 3 bölümü ise Count Dooku'nun hayatına odaklanıyordu. Dizinin yaratıcısı Tales of the Jedi ilk seferinde çok eğlenceliydi. Biraz daha yapmaya karar verdim şeklinde 2. sezonu duyurdu. Ben 2. sezonu deli gibi bekliyorum. Umarım en kısa zamanda görsellerdir, fragmanlardır bir şeyler alırız bu diziden. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Etkinliği takip etmek ve videoyu hazırlamak çok keyifliydi. 1977'de başlayan bu maceraların günümüzde hala devam ediyor olması ve benim üstüne konuşabileceğim bir kanalımın olması beni çok mutlu ediyor. Henüz bu evrenin her köşesini ziyaret edemedik. Malum kişilerin Skywalker sevdası sebebiyle. Ancak önümüzde güzel bir süreç var gibi duruyor. Elimden geldiğince sizlere bu süreci hızlı ve doğru bir şekilde aktarmaya çalışacağım. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın diyerek bir hatırlatma daha yapıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Goodbye old friend. May the force be with you.